Smithsonian Amerikan Sanatı Müzesi'ndeyiz ve Roger Shimomura tarafından yapılan bir tabloya bakıyoruz. Tablonun ismi Günlük, 12 Aralık 1941. Bu tablo aslında sanatçının büyük annesinin yaşadığı bir deneyime gönderme yapıyor. Belirtilen günde Pearl Harbor'ın bombalandığı 7 Aralık 1941 gününe yakın bir gün olarak düşünülebilir. Pearl Harbor'ın bombalanmasının hemen sonrasında Amerikan hükümeti, Amerika'da yaşayan tüm Japonların ve Japon kökenli Amerikalıların banka hesaplarını dondurdu. Ancak birkaç gün sonra, yani bu günlüğün geçtiği 12 Aralık'ta, Başkan Roosevelt, Japon kökenli Amerikalıların banka hesaplarından ayda 100 dolara kadar para çekebileceği iznini verdi. Kısacası, ABD vatandaşı olmalarına ve burada yaşamış olmalarına rağmen ulusal güvenlik tehdidi olarak muamele gördüler diyebiliriz. Shimomura, 1939'da doğmuştu ve 1941-42'de küçük bir çocuktu ve batı yakasındaki pek çok Japon kökenli insan gibi olduğu yerden alınıp başka bir yere yerleştirilmiş ve Idaho'daki toplama kampında yaşamaya mahkum edilmişti. Bu durum, 1942 başlarında kurulmuş toplama kamplarından aylar önceydi. Pearl Harbor'ın bombalanmasından 5 gün sonra, 12 Aralık'ta sanatçının büyük annesi günlüğüne şunu yazdı: "Tüm günü evde geçirdim. Bugünden itibaren bankadan 100 dolar çekmemize izin verildi. Bu hayatımızın idame ettirilmesi içindi. Onların düşmanı olan bizler için. Amerika'nın bizimle ilgilenirkenki büyük cömertliğini derinden hissettim." Sırf 100 dolar çekmelerine izin verdi diye ABD hükümetinden cömert olarak bahsetmesi ne kadar ilginç, öyle değil mi? Bu durum şimdi bize çok garip geliyor. Bu kadının böyle cümleler kurmasının büyük bir sebebi de zor bir durumla baş eden ABD'ye hissettiği minnettarlık hissiydi ve hükümetin bakış açısını kendince anlamaya çalışıyordu. Bu tabloya bakarken birkaç şeyi ilk bakışta fark ediyoruz. Bunlardan biri, kadın aslında bir Amerikan evinde değil, onu daha çok geleneksel bir Japon ortamında görüyoruz. Genç bir kadın olarak resmedilmiş, kimono giyiyor. Yerde Japonya'ya özgü hasırdan yapılma tatami minderleri ve etrafında pirinç kağıdından yapılmış yarı saydam paravanlar var. Günlüğünü yazıyor ama uzağa bakıyor ve arkasında geleneksel Japon sürgülü kapısı olarak bilinen shoji. Onun ardında da Süpermen'in silüetini görüyoruz. Orada güçlü bir şekilde duruyor ve büyük, cesur bir figür olarak beliriyor. Ancak varlığı tehditkar da diyebiliriz. Şimdi, Süpermen'in varlığı iki farklı şekilde okunabilir. Öncelikle, yüzeysel açıdan bakarsak kadının günlüğüne bakan ve cömert Amerikan toplumunun bir yansıması olan Süpermen söz konusu. Tabii ki Süpermen cesur, koruyucu bir figürdür. Evinin dışında kadını korumak için bekliyor olabilir vesaire. Ancak aynı zamanda sanatçının kendi bakış açısının bir kısmı da bu tablodan anlaşılabilir. Yani bu da ikinci okuma biçimi oluyor. Roger Shimomura, büyük annesinin günlüğünü çevirisinden okudu ve cömert Amerikan toplumu kavramıyla karşılaştı ve bu kavramı çözmeye çalıştı. Büyük annesinin gerçekten bunu söylemek istediğini belirtti. Shimomura'nın büyük annesi, yaşamı boyunca 56 adet günlük tutmasına rağmen bunların 37'si günümüze kadar kaldı ve hatta savaş sırasında ve sonrasında tuttuğu pek çok günlüğünü de yaktı. Buradan Amerikalılara pek cana yakın olmayan günlüklerini yok etmiş olabileceği anlamı çıkabilir. İşte burada da kadının yazdığını okumaya çalışan Süpermen'i görüyoruz. Adeta büyük anneyi denetliyor. Biz Süpermen'i çizgi romanlarda genelde Amerika'yı savunurken, miğfer güçlerin peşinde, Hitler'in peşinde, Japonların peşinde görürüz. Miğfer güçler bu çizgi romanlarda genelde basma kalıp şekilde tasvir edilirler. Süpermen figürü, Amerikan savaş propagandasında kullanıldı ve genellikle de basma kalıp Japon figürleriyle güreşiyordu. Bu Japon figürleri, ABD hükümetinin savaş sırasındaki seferberlik hareketine zarar vermeye çalışan işbirlikçiler olarak görülüyorlardı. Burada gördüğümüz aslında tam da Japon kültürüne ait bir imge. Ukiyo-e adı verilen ve günlük yaşamı sergileyen bir resim baskısı gibi görünüyor. Ancak sanatçının büyük annesini düşündüğünüzde, kendisi 1912'de Birleşik Devletler'e gelmek zorunda kalmış. Yani Amerikalı ve Japon kıyafetleri giymiyor, Japon tarzı bir evde yaşamıyor vesaire. Yani onu böyle oldukça geleneksel bir Japon kültürü ortamına yerleştirerek, Shimomura aslında büyük annesini kalıplaştırıyor ve bize adeta şunu söylüyor: Amerikan devletinin gözünde büyük annesi daima bir Japondu.
Ve bu Shimomura'nın kendisinin de deneyimlediği bir tür ayrımcılık. Mesela sürekli Japon olduğunuz halde nasıl böyle güzel İngilizce konuşuyorsunuz diyen insanlarla karşılaşmış. Kendisi zaten Japonca bilmiyordu bile. Sanatçı çizgi romanlarla büyümüş ve genç bir sanatçıyken popüler tarzda sanat yapmış. Pop art, çizgi roman ve geleneksel Japon ukiyo-e baskılarının özelliklerini bu sanatçının eserlerinde harmanlanmış olarak görmek mümkün. Bu bahsettiğim eserlerde siyah ana hatlı figürler, sabit canlı renklerden oluşan geniş düzlemler bulunuyor. Konuşmacı kendisini pop art'a ait olarak görüyordu. Çizgi romanlardan etkileniyordu ve Japon sanatını da bir şekilde yansıtıyordu. Evet, kadının üzerinde güzel bir kimono var. Sarılar, morlar, turuncular, yeşiller var ve dışarıdaki boşluk da bu renklerle ifade edilmiş. Ancak kadının her iki tarafında bulunan bu silüetler, yani griler, krem rengi bölümler, sanki etrafında daha tehditkar bir ortam varmış gibi hissettiriyor. Ve hatta paravanlardaki bölmeler adeta bir hapishanenin parmaklıklarına ve Japonlar için kurulmuş hapishaneler olan toplama kamplarına dönüşüyor. Sanatçının ailesi Mindoka, Idaho'daydı ve burada etrafı dikenli tellerle çevrili 8 nöbetçi kulübesi bulunmaktaydı. Bu resimde büyük anne bu güzel ortamda yaşıyor ancak etrafında kol gezen gölgeler de var. Bu durum tarih bakımından toplama kamplarından önce olan bir sahneyi gösterse de Roger Shimomura tarihi ve ne olacağını biliyordu. Yani bu kol gezen gölgeler gerçek gölgeler ve bu ailesini derinden etkileyen bir tarih. Bu o dönemde Amerika'da yaşayan tüm Japonları derinden etkiledi ve bu acı deneyimlerden sonra iyileşmek için hepsi mücadele etti.